Sevgili arkadaşlarımız, sevgili beyler ve beyler, eşlerimize türlü yalanlar söyleyip çıktığımız tatilimiz, eğlenme takılmaca sabahlara kadar dinlenmece ve tekrar eğlenmece takılmaca düsturuyla başlamış olmaktadır. Tatilimiz 5 gün 5 gece sürecek olup, tatilimiz süresince sosyal medya mecralarında video, fotoğraf, hikaye paylaşmak kesinlikle yasaktır. Herkese iyi tatiller dilerim. Oğlum ev süper lan. Böyle bir şey yok ha. Oğlum jacuzziyi de doldurmuşlar be. Kim bilir daha önce ne zaman böyle bir tatil yaptık. Hatırlamıyorum bile. Aman abi aman hatırlatma. Sen bilmezsin bizim soysuz bir arkadaşımız var. Adı Kazım. O sağ olsun. Her seferinde karısına yalan söylerdi. Gelir bizim böyle bu organizasyonlarımıza katılır. Mahvederdi bizi aman yani. Kendi mahvettiği kalmaz hemen ardından da karısı gelirdi. Yani adam karısına yalanla inandırmak için bize etmediğini bırakmazdı. Hatta bir seferinde beni yakıyordu ya. Şaka değil. Beni bildiğin şömineye sürdü. Tabii. Tamam oğlum tamam. Anıp durma şu Kazım bırak. Yine rüyama girecek. Hala rüyalarıma giriyor oğlum. Aa. En son rüyamda bak. Rüyamda ya oturmuş keyif yapıyorum ha bak rüyamda böyleyim. Birden tepeden üstü Kazım, altı tavus kuşu bir yaratık indi. Ve saatlerce şarkı söyledi, puan istedi benden. Allah Allah ya. Ha abi bırak. Verdin mi puan? Ne vereceğim lan? Allah Allah. Eledim. Ama neyse arkadaşlar boş verin ya. Konuyu kapatalım. Kardeşim gerçekten ev çok güzelmiş. Sen tuttun değil mi burayı? Yok. WhatsApp tatil grubuna eklediğim bir arkadaşım var ya. Ha. O ayarladı. Ha. Aa, siz daha yüz yüze tanışmadınız değil mi? Yok. Birazdan gelecek zaten oğlum. Çok delikanlı çocuk, ha. Çok kafa çocuk var, dürüst, eyvallah. Mert biri. Çok seversiniz yani. Eyvallah. Oğlum bir aydır adamla yazışıyoruz, adını sormadık. Adı ne lan? Kasım. Kazım mı? Kazım değil oğlum, Kasım ya. Ah Kasım, ah ben bir an şöyle bir ürperdim yani. Yok lan. O değildir. Yani. O yok ki artık. Yok ki artık, yok yani. Gitti oğlum o. Sürpriz! Kazım? Evet. Aa, bir dakika, siz tanışıyor musunuz ya? Oğlum ne demek tanışıyor musunuz? Senin Kasım bizim Kazım işte. Ne arıyorsun lan burada? Hani yurt dışına gitmiştin? Evet, yurt dışındaydım abi. Şimdi niye içindesin lan? Abicim sizinle takılmayı özledim ya. Abicim biz seni hiç özlemedik ya. Hiç. Lütfen git. Aa. Git be abi, hadi git be. Bu yaptığın çok ayıp yalnız ha. Mustafa bu yaptığın çok ayıp. Ben sizinle takılmak için o kadar plan program yapayım. Sizin tavrınıza bak ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben de bu planın bir parçası mıyım Kasım? He? Yani sırf eski arkadaşlarına takılmak için mi bana yakınlaştın? Ya kardeşim, sen bambaşkasın be. Eyvallah. Canını seven karısı hadi, gelmeden kaçsın. Hadi arkadaşlar. Dur. Yok yok, ben giderim. Bu sefer gidiyorum. Abicim, dur. Vallahi gidiyorum. Hayır, ciddi söylüyorum. Dur, dur. Kazım, bizi bırak. Abi. Abicim. Abi bak, özür dilerim. Ya dur. Ya ben, hayır. Oğlum, durun ya, durun bir durun. Bir dur. Ya bir dur ya. Bir dur abicim, merak etmeyin ya. Çiçek gelemez abicim, çiçek İskoçya'da. He? Tabii abicim, biz yengenizle İskoçya'ya yerleştik. Böyle rahat, huzurlu, keyifli, sakin bir hayat yaşıyoruz. Niye İskoçya'ya yerleştiniz? İş durumundan mı? Hiç haberimiz yok. Yok, eş durumundan. Ya benim bir arkadaşım Kıbrıs'ta vekala veda partisi yapacaktı. Evet. 3 gün. Ben de ne diyeyim? Çiçeğe dedim ki, karnım hapisten çıkmış. Benim buralarda gözükmemem lazım, İskoçya'ya gidiyorum. Yemedi. Benle beraber İskoçya'ya geldi. Orada kaldık. Kardeşim 3 gün Kıbrıs'a gidebilmek için İskoçya'ya mı taşındın? Evet. Nasıl yani? Ya hayat işte ya abicim işte ne oldum demeyeceğim. Ya boş verin bunları arkadaşım ya anın tadı da çıkartın biraz değil mi? Çiçek arıyor değil mi? Vallahi aramaz diyordum bu sefer ya. İşte başlıyoruz abi, başlıyoruz. Efendim aşkım? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Ama aşkım bak çok tehlikeli. Benim karnım hapisten çıkmış. Buraya gelmen çok... Peki ben yine konum gönderiyorum. Konum atıyor, kaçın! Hop hop hop, durun! Oğlum durun, ha, durun! Hiçbir yere gidemezsiniz, vallahi mahvederim hepinizi ha! Gideriz lan, öyle mi gidersin? Gidemezsiniz! Bana yardım edeceksiniz! Niye yardım edeyim oğlum sana? Niye hayatımızı kararttın, niye yardım edeyim sana? Lan! WhatsApp'taki bütün yazışmaları, ses kayıtlarını eşlerinize gönderirim, hayatınız söner ha!
Sen namussuzsun. Sen gerçekten namussuzsun. Şantajlara başladın be. Ahlaksız. Allah Allah. Ehdit he. Seni yanlış tanımışım Kasım. Lan Kazım, Kazım. Ya Kasım diyor ya. Hı, tavus kuşuyken daha sevimliydi Kasım. Hadi söyle, anlat çabuk. Ne yapıyoruz, planın ne? Tamam, madem kabullendiniz artık başlayabiliriz. İbo, oturma. Şuradan çantayı ver. Ha, senin çanta. Geldiğine Allah kahretsin meşhur çanta. Oha, bu sefer çok ağır. Kesin yandık ya. Yandık. Allah Allah. Anam ne oluyor lan? Beni mi öldüreceksin? Beni mi vuracaksın? Hayırdır? Hayır, sen beni vuracaksın. Nasıl? Sen benim kanlımsın Mustafa. Ee? Bakın arkadaşlar, söylediğim yalanı söylüyorum size. Vur hemen, vur, vur işte, vur, vur. Vur, bitsin. Kanla bitti. Bozma, zaten zor ezberlemişim. Bak arkadaşım, size söylediğim yalanı söylüyorum. Dikkatli dinleyin. Evet, dinliyoruz. Lütfen dikkatli. Evet. Ben köydeki kız kardeşimin doğumu için buradayım. Burası sizin köy değil ki. Burası sizin köy mü? Değil. Değil abiciğim. Değil de kız kardeşimle kocası kanlım hapisten çıktı diye buraya kaçtı. Ha, ben kanlı. Senin kız kardeşin niye benden kaçıyor? Çünkü kız kardeşimin doğuracağı çocuğun erkek olduğunu öğrenmişsin. Kız kardeşimi de vurmak istiyorsun. Ha, soyunuz devam etmesin diye. Şunu al. Şimdi İsmail. Ha. Bacımın eşisin. Al, al, al. Tufan. Bacımsın. Kazım, ben doğuramam. O zaman kardeşim değişelim kostümleri, çünkü ben doğurabiliyorum he. Ya Tufan, köydeki bacım senden başkası olamaz. Ya tamam, tamam da neden ya? Yüzün uygun kardeşim. Yüzün uygun. Bak kösesin, yanakların al al. Al tut bu topu karnına koy. Tam sen doğum yaparken kanlım Mustafa gelecek. O sırada bu evi kiraladığım arkadaşım Ozan jandarma olacak, içeri girecek. Evet. Peki jandarma kim olacak? Kanlım Mustafa'nın abisi, öz abisi Devran. Ha, bir de benim abim var yani. Tabii, tabii. Mustafa Devran'ı görünce diyecek ki, vay benim öz abim Devran. Vay sen ha diyecek, silahı çekecek. Evet. Bunun üzerine Devran silahını indirecek ve Mustafa'yı kan davasından vazgeçirecek. Bacımı hastaneye götürecek, ben de çiçekle eve döneceğim. Hepsi bu. Ha. Güzel bu. Hı hı. Manyağa bak. Yalan uyduracağına dizi uydurmuş. İçinde çatışma var, entrika var, kan davası var, aşk var, ihtiras var. Oğlum, orada burada ardını gezdireceğine otur yaz, sat mı projeyi? İlahi. Ha? Bak kardeşim. Bu yalan çok kötü bir şey. Çünkü her bir sonrakinde daha ileri taşımak zorunda kalıyorsun. Zor iş. Benim de geldiğim son nokta bu işte. Aa, bir dakika. Bu hikayede ben kimim oğlum? Ha? Şimdi İsmail bacının eşi, Tufan bacın, Mustafa kanlı, jandarma da arkadaşın Ozan, ben? Ebemsin. Ben? Ebemsin. Eben. Hı-hı. Neden? İbrahim. Kanlım hastane hastane beni ararken, ben kız kardeşimi doğum için beni köyde doğurtan ebeden başka kime emanet edebilirim? Ben kime güvenebilirim? Seni doğurttuğun güne lanet olsun tavus kuşu! İşte böyle, işte böyle içten içe geldi. Vallahi geldi. Dur, 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 dur. Mustafa, al şunu arka kapıdan. Bana bak, herkes, herkes. Dur, dur, dur. Şunu omurilik soğanına yakın bir yere yapıştıralım kardeşim. Ne bu? Bir şey değil ya. Çiçek eğer sancılarına inanmazsa ben sana uzaktan yapay sancı vereceğim. Anlamadım. Çıkar lan şunu! Çıkar! Ha, ha, ha! Kazım yapma şunu! Sakın yapma! Sakın yapma şunu! Bir daha yapma sakın! Bir daha yaptırma kardeşim! Aşk bahçem! Kazım! Aşk bahçem! Aşkım sen niye geldin ya? Seni ve bacını böyle bir günde yalnız bırakmak istemedim Kazım. Ay gerçekten. Tabii ki hayır. Yine bana yalan mı söyledin? Onu öğrenmeye geldim de o yüzden geldim. Aa! Ne oldu ya? Al işte. Bu ne bu?
Bu jacuzzi ne Kazım? Sen karnından kaçan bacının doğum yapacağı evde jacuzzi'nin ne işi var Kazım? Suda doğum yapacak. Suda doğum yapacak. Ne oldu? Ne oldu ya? Çok mu garibine gittik? Köyde yaşayan bir insan suda doğum yapamaz mı? Hakkı yok mu o kadar? Niye aşağılıyorsun hemen? Niye aşağılıyorsun? Hakkı yok mu yani bu? Aa tamam canım bir şey demedim. Sen de hemen sözlerimi benim çarpıtma canım. Ne? Hani doğum başlamıştı? Nerede? Nerede senin bacın? Bana yine yalan mı söyledin Kazım? Merhaba Fatih. Ben Çiçek, Kazım'ın eşi. Abi, ne kadar güzel karın varmış. Çok sevdim. Kadriye. Halbuki sen abin benimle evleneceği zaman aman şehirli kadınla mı evleneceksin diye abine küsüp benimle tanışmaya gelmemiştin. Doğum öncesi hormonlarımın etkisindeyim Çiçek. Yoksa hala seni sevmiyorum. İyi, buyur. Oturun şey, gel. Olsun artık ne yapalım. Çocuğun adını ne koyacaksınız? Adını? Adını ne koyacağız lan adını? Adam! İrem! Nasıl? İrem kız ismi. Siz hani erkek olacağını öğrenen kanlınızdan kaçıyordunuz. İrem. İrem ama İlhan İrem. Vallahi İlhan İrem'in hastasıyız yani. Siz? Ne var? Köyde çok sevilir. Yani biz köylü olarak İlhan İrem sevemez miyiz yani? Onu mu demek istiyorsun sen bize? Yok yok harcım. Hiç öyle bir şey demek istemiyorum. Yok ben yanlış anladım bir şey. Yani Kadriye maşallah ben seni çok iyi gördüm ya. Sağ ol. Ya benim ablam doğum yapacağı zaman yeri göğü inletmişti. Senin hiç sesin solun çıkmıyor. Çok iyi görünüyorsun. Hiç sancın falan yok. Evet Kadriye ya. Senin hiç sancın niye yok ya? Var! Vallahi var! Vallahi var! Senin ablan öyle doğurur, ben böyle doğururum. Yani herkesin üretim sancısı başka oluyor tabii. Ya nazar değdirdin kadına ya. Ay çok kötü oldu kız Kazım. Bayağı kötü oldu. Hadi eben nerede? Eben? Evet, eben Kazım. Hani nerede senin eben? Hani sen hastaneye gidemeyiz, biz orada kanlım bulur dedin. Ve sırf bu doğum için köyün hay huyundan sıkılıp Ege'de bir sahil kasabasına yerleşen ebeni bulmak için Alaçatı'da bir ay boyunca kalıp ebeni bulduktan sonra da bu doğum için tekrar ebeni ebeliğe ikna etmek için bizim ortak hesabımızdan 3.000 euro para çekmedin mi sen bana yalan mı söyledin Kazım? Vallahi bravo aşkım. Nasıl güzel özet geçtin. Eşim Çiçek, Çiçek. Hoş geldin kızım ya, hoş geldin. Tamam, merhaba, tamam. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba kızım, merhaba kızım, hadi. Kazım, ben ne kadar da... ne kadar da genç gösteriyor ben? Buna mı takıldın kızım? Evet, ben genç gösteriyorum. Çünkü botoks yaptırdım. Botoks mu? Botoks. Ne var? Köylük yerde ebeliler botoks yaptıramaz mı? Bizim muhtarı falan her yeri doğurgu. Bütün ihtiyar heyeti Fransız askısı yaptırdı. Ben de tanışıyorum. Ayol kızım. İyi misin? İyi misin kızım? Sancın mancın var mı? Sancın mancın var mı? Kazım. Ne oldu? Eben diyorum. Ne kadar da senin arkadaşın İbrahim'e benziyor ya. Artık hadi. Ne oldu şu açılsın bak. Ne aç bakayım şunu. Ne aç? Şunu aç İbrahim bu. Namahrem. İbrahim. Namahrem, namahrem. Değil mi ya? Ne kadar benziyor gerçekten ya. Çünkü benim ebem İbrahim'in annesi. İyi kızım ben İbrahim'in anasıyım yavrum. Evet, o yüzden yavrum. Tamam mı kızım? Anladın mı?
bilmiyor. Ya ben bilmiyordum. Çok özür dilerim. Vallahi bilmiyordum. Hadi sıcak su ile avlu geldim. Sen iyi misin Kadriye? İyi gibi iyi mi? İyiyim. İyi gibi mi? İyi değilim. İyi değilim ben. İyi değilim. İyi değilim ben. Gel, gel aşkım, gel sen şöyle gel, gel, gel. Ay. Sıcak sular havlumuzda geldi. Oh! Evet. Evet. Bakalım açılma var mı? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Dur, dur. Ben biliyor muyum lan? Filmlerde sıcak suyla havlu istiyorlar. Getiriyorlar. Anasını satayım, zor çocuk doğuyor. O arayı göstermiyor. Hiçbir yönetmen göstermiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Siz orada... Ne konuşuyorsunuz bakayım fısır fısır orada? Hem niye hala jacuzziye geçilmedi? Jacuzzi de ne işim var ya? Hani suda doğum olmayacak mıydı? Tabii, tabii, tabii. Ya tabii ki suda doğum olacak. Kazım, yok. Bunu konuşmadık. Ya yok. Bak, sözleşmede yok. Yapma, yapma. Tabii ki suda doğum olacak. Yoksa içi dolu jacuzzi'nin yazlık bir evde niye gerçekleştirelim bu doğumu canım? Ay, Allah kızım. Yeter be, yeter. Burada derdimle mi uğraşayım, seninle mi uğraşayım ya? İster karada doğururum, ister suda, ister havada. Of! Ah, ya ne olur yapma. Ah, ah, ah. Suda doğuracağım ben. He? Suda doğuracağım beni. Kaldırın İsmail beni, suya koyun. Suya koyun beni. Suya koyun beni. Suyu mu geldi? Keşke suyu gelsin oğlum. Bir fizik kanunu var da onu aktaracağım sana. Arşimed'i bildin mi Arşimed'i? Suyun kaldırma kuvveti oğlum. Evet. Anladın mı Yazım? Şimdi suda doğum esnasında senin bu kardeşin Kadriye var ya... Doğurur o çocuğu, doğurur. O çocuk, o çocuk. Tamam, tamam, tamam. Üçlük doğar, üçlük. Şampiyonluk getirin hocam. Aşkım, gel sen gel, 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 gel. Ya bu kadar gergin ortamda gözünü seveyim artık insanlara sorularınla bunaltma yani. Doğru, doğru söylüyorsun Kazım. İnsanlar burada nelerle uğraşıyor ya? Bir bilsen nelerle uğraşıyor. Nelerle uğraşıyor, ben neler soruyorum ama işte hepsi senin yüzünden. Hepsi, ben artık kime neye inanacağım bu şaşırıyorum. Doğru söylüyorsun. Tabii, yeter. Ama bak, inan bana doğru söylüyorsun. Gir içeri mi? Ebenine, ebenine. Senin mantıken içeridekini dışarı çıkarman gerekmiyor mu? Yavrum, sen daha önce hiç doğum yaptın mı? He? Doğuma girdim, doğurttun mu hiç? O zaman işine karışma kızım. Tamam mı? Ben şu anda Z kuşağı doğurtmaya çalışıyorum. Bunlar her şeyin tersini yapıyorlar. Ters psikolojiyle... Anlatabildim mi? Ters psikolojiyle çıkartacağım çocuğu. Gir içeri diyecek, dedikçe maaş veriyor burada. Tamam mı? Gir içeri diyeceğim, çıkacak. Hadi. Öte git kızım. De öte git kızım. Gerçekten çok ilginç bir yöntem. Kadriye. Ah. Ay sen iyi misin? İyi. Ha, 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 ha. Ya sorma şu soruyu. Sorma. Sorma şu soruyu. Kanlı gelmeden artık doğsa diyorum. Kanlın gelmeden eli kulağındadır. Kanlın gelmeden. Allah korusun. Doğsa. Kazım. Yakaladım seni. İzini buldum sonunda. Kanlım. Hı. Mustafa geldi. Ha evet. Ben senin kanlın Mustafa. Aynı zamanda da hapisten çıktığımı duyunca... ...hem kız kardeşinin erkek çocuğu olduğunu öğrenince... kaçan kız kardeşini, bacını buldum. Hem de seni buldum. Bir taşla iki kuş.
Hatta ebeni bile buldum. Kazım. Senin kanlın bu mu? Ha, benim. Çok düzgün konuşuyor bu kanlın. Abi. Ama sana da kanlı beğendiremiyoruz aşkım. Abi bir dakika, bir şey soracağım da. Yani birinin başkasının kanlısı olması için illa şiveli mi olması lazım? Yok canım, öyle bir şey demek istiyorum. Ama önyargı yani. Ne kadar ayıp bir şey. Hocam da yani. Benim yaşım da şiveli. Sen kanlı olacaksın. Kan dağlarını görmeye gelmişim. Gelmişim. Şivesi yoktu, şive yaptı. Kimse kıpırdamasın lan. Devriye atarken silah sesi duyduk. Ne oluyor burada? Devran abi, Öz abim. Sen ha? Devran mı? Ne devran lan? Benim adım Fikri. Ayrıca benim kardeşim yok. Ha. Atıca. Yettim. Devran abi, Öz abim. Sen ha? Yok, ben Bahadır. Atıca lan. Atamam Devran abi. Atarsın Mustafa, atarsın. Belki de o jandarma Devran değildir Mustafa. Devran döner, sap döner, sonra hepimize gider Mustafa. Neler oluyor burada Mustafa? Devran abi, Öz abim, sen ha? Mustafa, sen ha? Bana bak, asker. Sen kimsin? Bunun abisi misin? Yo, hiç alakam yok. İyi günler Kazım. Nereye lan? Kazım. O giden kimdi? Ne oluyor burada Kazım? Kazım. Kabul et artık Kazım. Hadi oğlum, hadi artık. Hadi. Madem durum bu noktaya geldi, artık her şeyi açıklamanın zamanı da geldi. Komutanım. Bu adam benim karnım. Hapisten yeni çıktım. Beni vurmak istiyor. Öldürecek. Ne olur kurtarın. Lan ne adam? Ne olur kurtar. Bunu alın götür. Lan kâhı yapma lan. Adamı yakacağım. Adamı yakacağım. Tutun alacağım. Yapma etme. Bana bakın. Yeter. Yeter. Tamam lan. Hepiniz göz altındasınız. Ne? Tamam. Ne oluyor burada? Eller yukarı. Ne oldu be? Nur topu gibi bir yeğenim oldu. Bu yalanın da evliliğimizin sonu oldu Kazım. Ya komutanım. Gözaltına alınmadan bir iki dakikanızı rica edeceğim. Al şunu. Ne yapıyorsun be? Ver şunu bana, ver, ver. Al, al, al. Al, al, al. Yoksa içinde kalır daha. Yapma be. Bir turda bana ver. Hayır, hayır, sakın ha. Al, al, al. Ay, ne lan? Lütfen. Al, al, al. Şimdi kalkmış Emre Altuğ buraya kadar gelmiş. Bizi kırmamış. O zaman gelmişken bir tane de şarkı söyler belki. Bravo. Yemeden içmeden kesildim. Uykuyu unuttu gözlerim. Kulağımda son sözlerin. Issız bir köşeye çekildim. Yanım yanım yanıyorum. Gün geçtikçe eriyorum. Kime değsin dudaklarım. Ben kendimi biliyorum. Sen beni sevsen de, İçsen de, çeksen de, karşımda sövsen de, değişmez yavrum, bunun adı aşk. Bal gibi, bal gibi, çileli aşk bu. Mecnun'u çöllere düşüren aşk bu. Düşüren aşk bu. Bal gibi,
yemeden içmeden kesildim. Uykuyu unuttu gözlerim. Kulağımda son sözlerin. Issız bir köşeye çekildim. Yanım yanım yanıyorum. Gün geçtikçe eriyorum. Kime değsin dudaklarım. Ben kendimi biliyorum. Sen beni sevsen de, içsen de, çeksen de, karşımda sövsen de, değişmez yavrum. Bunun adı aşk. Bal gibi, bal gibi, çileli aşk bu. Mecnun'u çöllere düşüren aşk bu. Bal gibi, bal gibi, çileli aşk bu. Mecnun'u çöllere düşüren aşk bu. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım